Bugün meclis Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını gündemine alacak. Dün hem Çevre Komisyonu'nda hem de Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen anlaşma bugün 5 partinin uzlaşısıyla 48 saat geçmesi beklenmeden genel kurulda ele alınacak ve ilgili iki anlaşmayla birlikte bugün mecliste onaylanmasını bekliyoruz. Bu son derece olumlu bir gelişme ama şunu hatırlatmak isterim. İyi ki sizler varsınız ve karşımızdaydınız. Biz her yıl ama en çok da bu yıl ve Haziran ayında Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamayan 5 ülkeden biri olarak kalmasının İran, Irak, Eritre ve Sudan'la birlikte 5 ülke kaldı imzalamayan ve bu Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Hem uluslararası ilişkiler açısından zor durumda bırakıyor, hem çevre duyarlılığı olmayan bir ülke görüntüsünde olduğu için, hem de 5 yıldır Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp kendi ödevlerini, kendi görevlerini belirleyip kendi planlarını uygulaması gerekirken bunu yapmadığı için Türkiye'nin yanlış yönetildiğini söylüyorduk ve buradan biz söyledik, AK Parti grubuna seslendik, tık çıkmadı. Meclis başkanına seslendik, çıkmadı. Anlaşmanın meclise yollanmadığını söylendik, çıkmadı ses. Ama ne zaman Recep Tayyip Erdoğan şununla karşılaştı, 3 milyar dolarlık krediyi, 3 milyar dolarlık ödentiyi gördü, bir anda Paris İklim Anlaşması'nı hatırladı, çekincelerini unuttu. Diğer tarafı ne? İngiltere'ye, Glasgow'a gidilecek. Glasgow'daki toplantıda anlaşmayı imzalamayanlar katılımcı olmayacak, izleyici olacak. Yani salondan değil balkondan takip edeceksin. Türkiye'yi bu duruma kadar düşürdü. Bir tarafında İran, bir tarafında Irak, Eritre falan. O 5'i balkona çıksın diyorlar. Bütün dünya, biz buradayız, gidin diyorlar. İlla gelecekseniz de imzalayıp gelin. İmzalarsanız da 3 milyar doları kapın diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın heyecanı budur. 5 yıldır bekleyenler bugün 5 partinin imzasıyla 48 saat beklemesi gerekiyor komisyondan geçen bir kanunun. 48 saat bile bekleyemeyiz. Çok acelemiz var, hemen geçirmeliyiz. 5 yıldır bekleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. 5 yıl. Şimdi 2 gün bekleyemeyen de o ve onun partisidir. Yapılan iş doğrudur ama hiç öyle konuşmasınlar. Doğa şu kadar önemli. Küresel ısınma var. Karbon ayak izimizin küçülmesi lazım. 5 yıl önce Paris'te evet deyip 5 yıldır sözünü tutmayan, gereğini yapmayan Recep Tayyip Erdoğan ve partisidir. Bunu görmek, kaydetmek lazım. CHP'nin söylediği her sözde bir kusur, bir hata arayanların hiç olmazsa birazcık dönüp, ya CHP bu kadar hatırlatma yaparken haklıymış. En son 3 Temmuz günü basın toplantısında burada söyledim. Paris İklim Anlaşması'nı imzalamazsanız Glasgow'a gidemezsiniz. İmzalamazsanız çok şey kaybederiz. İmzalamak yetmez, harekete geçmek lazım. İhracatta dezavantajlar oluşacak. Özel sektör kaybedecek, Türkiye kaybedecek dedik. Bari hiç olmazsa burada CHP demişti desinler. Dün komisyonda AK Parti'nin buna ne kadar önem verdiğini anlatıyorlar. Tutanakları okurken gülümsemekten ve acımaktan başka bir şey düşmedi bana. Bir felaket yaşanıyor, bir hukuk skandalı yaşanıyor. Bununla ilgili de İstanbul Büyükada ilçe başkanımız Ercan Akpolat bugün öğle saatlerinde darp edildi. Sebebi şu: adalarda bir iskele var. İskele İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait, iskeledeki mekan. 2018 yılında İBB burayı şehir hatlarına kiralamış 10 yıllığına. Bundan normal bir şey yok. Sonra ne olmuş? Şehir hatları yine AK Parti'deyken yönetim
Bunu TÜGVA'ya, Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı var ya, oraya kiralamış. Üçüncü kişiye kullandırıyor, sözleşmeye aykırı. Biz gelmesek hiç bunlar bilinmeyecek. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi bakıyor. Ya burada böyle bir yer var, çok değerli. Bunun İstanbulluların kullanımına sunulması lazımken neden Bilal Erdoğan'da, neden TÜGVA'da, neden dindar ve kindar nesil yetiştirmek isteyenlerin hizmetinde? Kiralamışlar. Bir bakıyorlar sözleşmeye, üçüncü kişilere izin olmadan kiralanamaz. Mahkemeye gidiyorlar, mahkeme haklısın diyor. Ne diyecek? Mahkeme haklısın diyor ama bunlar çıkmıyor. Mahkeme çıksınlar diyor. Ne diyecek? Çıksınlar diyor ama çıkmıyor. İstanbul Büyükşehir yazıları yazıyor, olmuyor. En son gidiyorlar, boşaltın diyorlar ve orayı boşaltın deyince vermeyiz diye tartışmalar, harbedeler. Dünden itibaren orada adalılar iskelelerine sahip çıkıyorlardı. Mahkeme kararına rağmen Süleyman Soylu'nun talimatıyla Suç İşleri Bakanımızın bir suç daha işlendi. İlçe başkanımız, zabıta müdürümüz, halkın seçtiği, görevlendirdiği İBB'nin yetkilileri, şehir hatlarının görevlileri darp edilerek, Suç İşleri Bakanı'nın talimatıyla darp edildiler. Daha bir şey söylemeye gerek yok. Bu harami düzeni son bulacak demiştik. Buluyor. Bulmasında mahkeme kararlarına bile direniyorlar. Adalıların faydasına olacak, kullanılacak yeri Bilal Erdoğan'ın dindar ve kindar nesil yetiştirme azminde olan vakfına vermişler. Mahkeme bile olmaz demiş. Kaba kuvvet var. Bunu milletimize şikayet ediyoruz. Şimdi Bilal Erdoğan'ın marifeti bu da. Babası o sırada ne yapıyor? Babası o sırada gençlerle ilgili konuşuyor. Dindar ve kindar yapmak istediği gençlerle konuşuyor. Oysa ki isteyen genç dindar olur, isteyen genç olmaz. Ama hiçbir genç ülkenin cumhurbaşkanı istiyor diye kindar falan olmaz. Bu kin, min, nefret, bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı ama gencecik insanlara aktaramayacağı duygular. Bu ülkenin gençleri kendinden olmayanı kendi kadar koruyan, kollayan, doğayı, hayvanı ve diğerlerinin haklarını kendi haklarının üstünde gören bir kuşak var. Öyle olunca sen diyorsun diye kindar olmazlar. Ama o gençlere konuşurken üniversitenin akademik yılı açılış töreninde gerçekten muazzam cümleler kuruyor. Yani yanlış yapmamak için prompterdan okuyordu eskiden. Zaten okumadığında neler söylediğini hep biliyoruz prompterdan ayrıldığında. Ama prompterda bu kadar yanlış cümleyi bu kadar maharetle altlı üstü nasıl konuyor? Okumadan önce nasıl kabul ediyor? Nasıl içine sine sine koy söylüyor bilmiyorum ama emin olun 19 yıldır Tayyip Bey'e çalışan prompter artık bize çalışıyor. Yüksek öğretimde kapasite sorunu olmayan bir ülkeye ülke noktasına geldik. Nokta. İkinci cümle. Gençlerimizin hayal ettikleri yere yerleşemedikleri için tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerine gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız. Şimdi yüksek öğrenimde kapasite sorunu yok dedikten bir cümle sonra hayal ettikleri yere yerleşemeyip defalarca sınavlara girmek zorunda kalan öğrencilerden bahsediyor. Herhalde mevcut sistemin yetersizliğini ifade etmek için bundan yalın bir cümleyi o promptura biz yazdıramazdık. Dönüyor, devam ediyor ve diyor ki üniversitelere akıl veriyor. Sadece devletten gelen bütçeyle bu hedeflere ulaşamazsınız. Dünyadaki başarılı örneklere bakın. Kendi kabiliyetlerini ciddi bütçelerle özel işletme gibi çalışan üniversiteler var. Özetle Tayyip Bey üniversitelere diyor ki bizden gelen paraya bakmayın. Dünyadaki başarılı örneklere bakın. Parayı bulun, bütçeyi bulun, daha iyi hizmet verin. Ya Tayyip Bey, dünyada başarılı örnekleri vardır da o başarılı örneklerin hangisinin rektörünü bir tek adam atıyordur? Bir ona bak bakalım.
idari özerkliği olmayan bir yapının mali özerkliği olur mu? Parayı kendi bulacak, kaynağı kendi bulacak, krediyi kendi bulacak, rektörünü seçemeyecek, sen atacaksın. İdari olarak özerk olmayan hiçbir yapı mali olarak özerk olamaz. İki kere iki dört, beş diyorsan onu sen söyle, inanan inansın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yetkiyi aldığımız gün seçtiğimiz, milletimizin seçtiği cumhurbaşkanımız yetki kendisinde olmasına rağmen yerine kullanacak o yetkiyi, kimin yerine? Seçin rektörünüzü diyecek. Üniversitenin öğretim görevlileri, öğrencileri ve eğer doğru şekilde yapılanmışsa, üniversiteyle bağları ve aidiyetleri sürüyorsa mezunları oy kullanacak. Onlar rektörü kimi seçerse cumhurbaşkanımız o rektörü atayacak. O zaman işte idari özerkliği olan üniversitenin mali özerkliğinden de söz edilebilecek. Siz ne yapıyorsunuz? 1863'ten beri geleneği olan Boğaziçi'ne zorla Melih Bulu'yu dayadınız. 6 ay kaybetti. Onun yerine 20 adaydan olmaz denen 2 aday çıktı. Tuttunuz öğrencilerin ve öğretmenlerin olmaz dediği yine aynı Melih Bulu'nun rektör yardımcısını atadınız. Ne için atadınız? Ne için atadıkları dün çıktı ortaya. Boğaziçi'nde bir komisyon kurmuşlar kayyum rektörle. Taşınmazların değerlendirilme komisyonu. Boğaziçi'nin mallarını, kimini binalarını satarak, kimi alanları imara açarak, imara açılmasını talep ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Boğaziçi'nin güzelim alan ve arazilerini Boğaz'da imara açıp değerlendirecek beyefendiler. Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu kurmuş ilk iş. Üniversiteleri yerlerde süründürenlerin derdi çıktı ortaya. Boğaziçi'nin eşsiz konumunu Katarlılara, Suudi Arabistanlılara, parası bol, demokrasisi olmayan ülkelerin yöneticilerine çok yüksek fiyatlardan satacak. Paha biçilmez Boğaziçi'ni. Derdi buymuş adamın. Bitti, burası kaldı. Dikey mimariye karşı beyefendi geldiğinde hakikaten Rabia var. 4 gökdelen. Bugün olmuş 223 gökdelen. İstanbul'un bağrına bütün gökdelenleri saplamış. Helikopterle pata pata gezip kupon arazileri Katarlılara veren beyefendi baka baka en son Boğaziçi'ni görmüş, gözü oraya dikmiş. Bu rektör meselesinin ucu bucağı da o. Gelelim bir başka hesaba. Diyor ki biz geldiğimizde üniversite bursu diyor 45 liracıktı. Şimdi 650 lira. Bir de diyor ki yüzünüze gözünüze dursun diyor beğenmeyen öğrenciye. Milletimize, geçmişte AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş çok değerli seçmenlerimize iki hesap. Bir, bizden hesap. 45 liralık burs o zaman net asgari ücretin tam %25'iydi. 1/4 asgari ücretti. Bugün verdiğiniz 650 liralık burs tam %23'ü. Yani asgari ücrete kıyasla %25 olan burs %23'e düşmüş. 20 yıldaki artışı enflasyon bilmem ne iyi bir şeymiş gibi diyor. Asgari ücrete göre düşmüş. Ama bir hesapta siz yapın. Bizim milletimiz bu hesapları en güzel benim rahmetli anneannem, bakkal amcalarımız, köylülerimiz eskiyle bugünü karşılaştırırken adettir çeyrek altın hesabı yaparlar. İktidara geldiler 4 Kasım 2002. Ertesi sabah sarraftayız. Çeyrek altın 27 lira, öğrenci bursu 45 lira. Yani bir öğrenci bursuyla iktidara geldikleri gün 1.65 çeyrek altın alabiliyorsun. Bugün iktidardasınız. Çeyrek altın 825 lira, övündüğünüz burs 650 lira. 0.78 çeyrek altın alabiliyorsun. 1.5 gün üzerinde 1.65'ten
0.78, yarı yarıya neredeyse. Yarısından az. Ve hesabı buradan kurarsan, eğer aynı çeyrek altını almak için burs ne olmalıydı bugün dersen, 1361 lira olmalıydı. Yani 650 lira verdiğim burs çeyrek altın hesabıyla 1361 olacaktı. O kadar erittiniz, o kadar kandırdınız. Halen daha utanmadan 45 lirayı da 650'ye çıkardık diyor. Bu hesabı da milletimize emanet ediyoruz. Yurt kapasitesi tartışması var. Ona da net olarak şunu söyleyelim. AK Parti geldiğinde öğrenci sayısıyla yurt kapasitesini oranladığınızda üniversite kazanan 100 öğrenciden 9.7'sine yurt sağlayabiliyorduk. Şu anda 8.3'üne sağlayabiliyoruz. Daha lafa gerek yok. Çok yurt yaptık, çok yurt yaptık. 100 öğrenciden 9.7'sinin yurdu vardı. Şimdi 8.3'ünün yurdu var. Hesap bu kadar basit. İşin kötüsü, üniversite öğrencilerinin %15'i İstanbul'da ama yurtların %3,5'ü İstanbul'da. Üniversite öğrencilerinin her 100 öğrencinin 15'i İstanbul'da okuyor ama yurdun 3,5'ü İstanbul'da. Yani büyük bir oransızlık ve dengesizlik var. Ve sonuçta İstanbul'a gelen her 100 öğrenciden sadece 1.9'u için yurt sorunu çözülmüş durumda. Tabii ki bu oranları 1000 çeşit yapabilirsiniz ama bir gerçek değişmiyor. Ciddi bir sorun var ve işte tam da burada şununla karşı karşıyayız. Çok net. Kimi şehirlerde %20 oranında öğrencinin yurt var, bu sorunu çözüyor, orada yurt sorunu yok diyebilirsiniz. İstanbul'da 1.9 iken yurtsuzum diyen öğrenciye sen teröristsin diyemezsiniz. Siyasi iletişimde bir şey var. Baltanın taşa vurduğu yer neresidir diye sorarsanız şurasıdır. Bir söz söylersiniz, dinleyen adam onun öyle olmadığını kendinden biliyordur. Yani AK Parti'nin seçmeni, geçmiş seçimde ona oy vermiş kişi çocuğu için yurt sorunu yaşıyor. Tayyip Bey diyor ki yurt sorunumuz yok. Torunu yurtsuz kalmış gidemiyor. Tayyip Bey diyor ki her öğrencimizin yurdu var. Yurttan ümidi kesmiş, ev tutacak, ev kirası 3 kat artmış, yanıyor ciğeri. Tayyip Bey diyor sorun yok, herkese yurt var. AK Parti seçmeni ablam karşı komşusunun sabahlara kadar çocuğunun yurt sorunu yüzünden uykusuz kaldığını, gözyaşı döktüğünü bilince, sen de Türkiye'de yurt sorunu kalmadı deyince baltayı taşa vuruyorsun. Daha bizim seni ne olduğunu anlatmaya hiç uğraşmamıza gerek yok. Yurt sorunu yoksa çocuklardan, torunlardan, konudan, komşudan, akrabadan, eşten, dosttan yurt sorunu yoksa biz bir şey demeyeceğiz. AK Partili milletvekillerine dün sorduk. Telefon gelmiyor mu kardeşim? Yurt için bize gelen aramaların 1/4'ü yurt oldu. Bizi mi işletiyor millet? Yo, arıyorlar ama olacak, çözülecek inşallah. MHP yurt sorunu yaşayan öğrencilere ne kadar ilgili olduğunu söylüyor. Özaseki talimat verdik, tüm belediyelerimiz yurt sorununun bir ucundan tutacak diyor. Gaziantep Belediye Başkanı yurtsuz öğrencileri ağırlamak için yaptığı projeyle övünüyor. Tam bu sırada bir bakıyorsunuz, Tayyip Bey yurt sorunu yok diyor. Bizim başka bir şey anlatmaya hiç ihtiyacımız yok. Tayyip Bey pazar günü Tarım Kredi Kooperatifi'nin Üsküdar'daki marketine giderek bir alışveriş yaptı. Ne yapsa iyi olur, bu konu gündeme gelsin deseniz bunu yapsın derdik. Gitti, iki alışveriş arabası doldurdu. 1002 lira hesap ödedi ve dedi ki fiyatlar gayet uygun. Kendisine 2825 liralık asgari ücreti, bunun içinden kirayı,
elektriği, suyu düşmesini ve içine koyduğu arabaya 1002 lira basit bir alışverişte hesap ödedikten sonra dönüp de fiyatlar uygun demesini hiçbir yorum yapmadan milletimize şikayet ediyoruz. 2800 lira asgari ücret veriyor. Evde kalacak, elektrik, su, telefon ödeyecek. Tayyip Bey'in arabayı alacak, eve gidecek 1002 liraya. İçinde ne var? Et var mı? Yok. Süt var mı? Yok. Yağ var mı? Zeytinyağı yok. Yumurta yok. Yok, yok, yok. Ne var? Abur cubur gofret var. Milletle dalga geçer gibi. Millete layık gördüğü arabaya et, süt, yağ koymayan Cumhurbaşkanı'nın milletle irtibatı kesilmiştir. Bitti, daha başka söyleyecek bir şey yok. Market arabasına et koyamadıktan sonra o arabayı yürütmeye bakma, sen yürütmenin başısın. Nasıl yürüyecek bu ekonomi, nasıl gidecek bu iş? Mutfakta yangın var. Sofrada yangın var, cüzdanda yangın var, memlekette yangın var. Ama Tayyip Bey gofret alarak saçını tarıyor, olmaz. Tabii diğer koalisyon ortağı da bir tarafta Tayyip Bey absürt sinemaya soyunmuşken o da ne yapsın? Benzer bir, hakikaten bir ittifakları var. Bazen diyorum ya, prompterların ikisi de saraydan falan diye. Biri ne konuşursa öbürü de benzer şeyler söylemek, desteklemek istiyor. Dün hem fiyat pahalılığı olduğunu söyledi, hem mücadeleyi desteklemek için yapılan saçmalıkları desteklediğini söyledi. Döndü dolaştı. Biz meselenin yakıcılığını anlatmak için geçen hafta çağrı yapmıştık. Biraz da mizah yapmıştık. Dedik ki Sayın Bahçeli, Allah aşkına bu kadar pahalılık varken birileri tutar, Tayyip Bey'i sorumlu tutar. Sen teröristin adını söyle, sivri biber değil mi? Patlıcan değil mi demiştik? Bölücü, barbunya, alçak nohut birliğimize, beraberliğimize kastediyor. Kuru fasulye beka sorunudur demiştik. Lütfen bu baş teröristin adını gözümüzün içine baka baka söyleyin, milletimiz bilsin sorumlunun sivri biber olduğunu diye söylemiştik. Sayın Bahçeli bu tavsiyemizi tutmuş, dün çıktı ve bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır dedi. Tamam, söz verdiğini, sözünü tutmayıp EYT'liyi konuşmuyorsun. 3600 ek göstergeyi konuşmuyorsun. Yoksulluğu konuşmuyorsun. Bu kadar işsizlik var, bölücü kebapçılar diyorsun. Biz mizah diye yapıp çağrı yapmıştık. Hakikaten ben bundan sonra bazı çağrıları yaparken dikkate alınma ihtimalini düşürüp susacağım, söylemeyeceğim bazı şeyleri. Ama bölücü kebapçılar benim de aklıma gelmemişti gerçekten. Bir çağrı yapalım Sayın Suç İşleri Bakanı'na. Kendisi bir suç örgütü lideri videolar yayınlamaya bastığında susmuş oldu. Videolar durunca şöyle bir hareketlendi. Tweetlerle devam edilince yine sustu. Hem de nelerde sustu, nelerde sustu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri engelleme getiriyor, bir şey yapamayacağız, yapamayacağız haberlerinden sonra başlamış yine sesini çıkarmaya, ona buna sarıldırmaya, iftira, hakaret atmaya. Madem bir güvenceyle artık hakkımda bir şey söylemeyecek, yani heybenin büyüğü, turbun büyüğü heybede, şimdilik heybenin ağzını büzdürdü bizler, çıkmayacak diye güvenip konuşuyorsun. Şu şeyi bir söyle bakalım. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkmadan önce, bir gün önce çağırıp konuştun mu? O günün kamera kayıtları duyuyor. O kayıtları izlemek üzere herkesi davet et. Şu gitmediğin savcıya git. 10 bin dolar rüşvet alan eski milletvekilini, MKK üyenizin ismini ver. Bir de şu fotoğraf çektirdiğin TODEX'in kurucusu vardı. Faruk Fatih Özer. Nisan ayında yakalandı, Türkiye'ye gelmesi an meselesi diyordun. Ekim oldu, ne haber?
Suç İşleri Bakanı. Konuşacaksan, bak ağzını açacaksan küfürden önce cevaplar için aç bakalım. Bunlar duruyor daha, unutmadık. Teker teker soracağız. Ama sen bir anda ölü taklidi yapmaya başlamıştın. Ağzı kapadı sustun. Birleşik Arap Emirlikleri beni susturdu, bir şey söyleyemeyeceğiz belli bir süre sözünden sonra coştun. Madem ağız açıldı, beklenen cevapları konuş. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşması vardı biraz önce mecliste. Grup konuşmasında diyor ki biz yeni anayasa diyoruz. Birileri çıkıyor, gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz diyor. Ve bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğini söylüyor. Yahu İsmail Kahraman'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu karıştıracak kadar şuur problemine gelmiş noktadayız. Pes. Yani hakikaten ülke yönetilemiyor, savrulamıyor. Bunların sorun çözme kapasiteleri kalmadı falan diyoruz. İsmail Kahraman'ın söylediği ilk dört madde değiştirilmeli, kaldırılmalı tartışması diyor Kemal Bey, Bay Kemal diyor ilk dört madde. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne ilk dört maddeyi tartışmaya açarız, ne o dört maddedeki hiçbirinden bir kelimesinden vazgeçmeyiz. Bunu cümle alem bilir de senin meclis başkanı yaptığın bütün rezaletlerine rağmen dönüp dönüp tek ikinciye de meclis başkanı seçtiğin, oğluna oda ve oto veren bizim paramızla, ben bunu söyleyince mahkemeye veren, mahkemeyi de çatır çatır kaybeden, milletin tüm değerleriyle kavgalı, Atatürk'ün kurucu kadroların düşmanı, İsmail Kahraman'ın söylediği sözü Kemal Bey dedi diye sanıyorsa, bu siyasi şuursuzluğun sonu memleket için felakettir. Artık erken seçim değil, derhal seçim zarurettir. İsmail Kahraman'ı Kemal Kılıçdaroğlu sanan bu şahsın yapacağı her atama, alacağı her karar felakettir. Yaptıklarını eleştiriyoruz da bir de yapmadığına bir cevap bekliyoruz. Yapmadığına. Kurumlar Vergisi Kanunu 2006 yılında çıktı. Çok önemli zaruretlerden görev verdi. Kime? Bakanlar Kurulu'na. Derhal dünyadaki vergi cennetlerinin listelerini açıkla. Açıklayın ki 7. madde burada. Onu göstermek isterim. Bu 7. madde diyor ki bu liste açıklandıktan sonra %30 vergi alınacak bunlardan. Şöyle diyor, kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesiyle aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususu göz önünde bulundurmak suretiyle, şimdi Cumhurbaşkanı'nca yazıldı, o çıktığında Bakanlar Kurulu'ydu, hükümet sistemine geçişte Cumhurbaşkanı'nca, yani görev yine kendinde, Cumhurbaşkanı'nca ilan edilen ülkelerdeki yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara nakden ve hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır. Yani Recep Tayyip Erdoğan bugün ve 15 yıldır şahsı ve kendisi bir liste yayınlayacak. Dünyadaki vergi cennetleri şudur. O ülkelere giden paradan %30 devletimiz vergi alacak. 15 yıldır görevinde başbakan olarak durduğu o 12 yıllık sürede kanundan Recep Tayyip Erdoğan görevi ihmal suçuyla, görevi kötüye kullanmayla, hadi orada görev Bakanlar Kurulu'nda 2018'den bugüne her gün şahsen, şahıs devleti ya, tek kişilik hükümet sistemi ya, kalemin ucunda ya her şey. Burada da yazıyor ya Cumhurbaşkanlığınca. Her gün görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işliyor. Bu neden önemli? Pandora belgeleri ortaya çıktı.
Türkiye'den 220 şirket var. İkisi çıkan belgelerde şimdi ikisi çıktı. 218 daha çıkacak. Bunlardan biri Çalık, Çalıklar. Öbürü Rönesans, sarayın müteahhidi. Sarayı yapan müteahhit. Bunlar %2 kurumlar vergisi olan Malta'da şirket kurmuşlar. Türkiye'de iş alıyorlar, tam yasada tarif ettiği gibi. Şirket Malta'da, iş Türkiye'de. Orada vergi %2, parayı kazanıyor. Bizde verse %20 kârdan kurumlar vergisi ödeyecek. Malta'da 2 veriyor. Biz de bunlardan vergi alamıyoruz. Vergi cennetine transfer ettiği için parayı. Tayyip Bey oraya Malta yazsa Rönesans'ın gelirinden, kârından %30 alacağız. %30. Çalığın alacağız. Listeyi açıklasa Kemal Bey'in bir kaybı yok. Özgür Özel'in kaybı yok. Cumhuriyet Halk Partililerin kaybı yok. Bu milletin bir kaybı yok. Rönesans'ın var, akraba Çalık'ın var. Daha 218 şirket gelecek. Bu liste yayınlanmadı diye. Liste yayınlansa Binali Bey'in Paradise Papers'ta öğrendiğimiz Malta'daki gemiciklerinin, Binali Bey'in ve oğlunun %2 değil %30 vergiye tabi olacak. O yüzden yayınlamıyor. O yüzden görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma. Ya Tayyip Bey bunu niye yapıyor? Tayyip Bey, Binali Bey yapıyorsa yapsın. O kadar zengin adammış. Binali Bey de versin vergiyi. Rönesans'ın gözünün yaşına niye bakıyor? O kadar para kazanıyor, Türkiye'ye versin vergiyi. Tayyip Bey'in bunlarla ilgisi olmaz. Yapma ya. Bu Mers diye bir şirket var. Vergi cennetlerinde faaliyet gösteriyor. Burak'ın buğusu, Burak Erdoğan. Mustafa'nın M'si, Erdoğan'ın eri, Ziya Enişte'nin Z'si, Ziya Ülgen'in. Böyle bir şirket yoktur deyin. Yurt dışında vergi cennetlerinde alışverişi, satışı yoktur deyin. Oralarda %2 veriyor, Türkiye'ye vergi vermiyor sözü yalandır deyin. Özgür Özel'i mahkemeye vereceğiz. Bu Mert diye bir şirket yok, yalan attı, odasında uydurmuş deyin. Burak'ın buğusu, Mustafa'nın M'si, Erdoğan'ın eri, Ziya Enişte'nin Z'si, Ziya Ülger'in. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Binali Bey'e vergi ver diyemezler. Hiç kimseye akıl veremezler. Kimsenin üstüne gidemezler. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Doğru mu? Bugün bu Mert diye bir şirketin vergi cennetlerinde faaliyet gösterdiğini ve 2006 yılından beri bu vergi cennetleri açıklansaydı neler neler olacağını buradan bir kez daha söylüyoruz. Bunu bütün dünya biliyor, bütün Türkiye biliyor. Şu 220 firma açıklandığında daha neler neler çıkacak, hepsinin üzerinden tekrar tekrar konuşacağız. Bir de ben yeni öğrendim bu numaraları, vatandaşımız bilsin. Transfer fiyatlaması diye bir şey yaparmış bunlar. Bu Malta'da hepsi firma kuruyor ya. Çin'e bir mal satacaklar. Diyelim Çin'e malı satacak, bir para kazanacak, %20'sini alacağız ya gelir vergisi olarak. Kârın %20'si. Önce malı Malta'ya satıyorlar. Çok küçük kârla, %1'le. Biz %1'in %20'sini alıyoruz, 0.02. Hiç vergi vermiyor neredeyse. Sonra esas kârı Malta'dan koyup Çin'e satıyor. Çünkü orada vergi %2. Ettiği kârın %20 vergisini almayalım diye transfer fiyatlamasıyla millete hizmet etmek için toplanacak vergiyi kaçırıyorlar. Bunu kaçıranlar Türkiye'deki bu yandaş şirketler ve hepsi, bu işin içinde hepsi var. Buna engel olmanın tek yolu Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapması. Çağırıyoruz. Her gece
Tırt açılıyor. Benim cep telefonumda uyarısı var. Ben resmi gazete yayınlanmadan, ilk sayıyı okumadan yatmıyorum. Hadi utandır beni. Bu gece bildirim gelsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vergi cennetlerinin listesi yayınlandı, aşağıdadır. Recep Tayyip Erdoğan. Yapamazsın. Yapmazsın. Yapmayacaksın. 2006'dan beri yapmadın ve Türkiye'yi milyarlarca, milyarlarca, milyarlarca TL, eski parayla katrilyonlar, katrilyonların üstünde vergi zararını uğrattın. Bu, o paralar olsaydı bugün asgari ücret 2800 değil 7500 lira olabilirdi. O paralar olsaydı her üniversitenin bahçesi isteyen her öğrenci için yurt olurdu. O paralar olsaydı senin verdiğin gibi 600 lira değil, bizim taahhüt ettiğimiz gibi 1500 lira değil, her öğrenciye 3000 lira da aylık karşılıksız burs verilebilirdi. O paralar olsaydı ne yoksulumuz olurdu, ne yatağa aç giren çocuğumuz, ne esnafın önünden geçemeyen borçlumuz, ne kredi kartına takla atmaktan iflaha kesilmiş memurumuz, ne de gençlerimiz hayali dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de kurarlardı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Buyurun. İsmail Kahraman siyasi bir meftadır. İsmail Kahraman bu sözleri söyleyerek kendisini gündemde tutmak istiyor diye bir anlayış var kamuoyunda. Bu doğru değil. Kendisi adanmış bir dava adamıdır. Davası Tayyip Erdoğan'dan farklı değildir. İsmail Kahraman'a sen laiklik meselesini dürt. Eğer sıkıntı büyürse senin fikrin olur. Karşı taraf bir şey söyler, onu söyler, bunu söyler. Gündem değişir. Yoksulluk, açlık, işsizlik unutulur diye Recep Tayyip Erdoğan ve etrafı tarafından talimatlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin İsmail Kahraman'ın söylediği sözü söylemiş gibi Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilmesi bile hepsi birden bir gündemi trolleme, gündemi değiştirme meselesidir. Bir anayasa yapacağız. O anayasayı bir diktatörle, bir tek adamla ve onun ittifak ortağı her şeye tamam diyeniyle yapmayacağız. Yeni anayasayı yapacak meclisi milletimiz sandıkta oluşturacak. OHA şartlarında oluşmuş, tek adamın kaleminin ucundan dökülmüş ve tek adamın güdümünde kendi karar veremeyen katı grup disiplinine sahip bir meclisle değil, milletin vekillerini yeniden seçtiği, benim için yeni anayasayı siz yapın dediği bir meclisten yapacağız. Orada yapacağımız anayasada da ilk 4 maddeyi aynen koruyacağız. Bunun dışında her türlü tartışma, her türlü zaman kaybı hem İsmail Kahraman'a için lüzumsuz nefes tüketmektir, hem de lüzumsuz ve gereksiz bir şahsiyeti olduğundan fazla gündeme almaktır. Onu ciddiye almaktır. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum. Tabii, buyurun. Buyurun. Şöyle, dün sabah saatlerinde bazı internet sitelerinde bir haber gördük. Haberi görür görmez partimizin yetkili organlarıyla paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına karşı şiddet konusunda en ufak bir soru işareti varsa, ki kadının beyanı esastır ilkesini her zaman hatırlatan bir parti olarak, konuyu doğrudan kendimiz soruşturulması için 2 muhakkik tayin ettik. Bu muhakkiklerimiz
Sayın Muharrem Erkek ve Sayın Gülizar Biçer Karaca'dır. İki genel başkan yardımcımızdır. Kendileri konunun taraflarıyla görüşüp Merkez Yönetim Kurulu'na bu konuyla ilgili gerekli bilgiyi verecekler ve partimizin yetkili organları da bu konuda gerekli kararı verecek. Konunun tarafımızdan titizlikle araştırıldığını ifade ederim.